Kısaca şu söyleyeyim, bu bir kriminalize yapmak. Yani gazeteci değil bunlar, bunlar terörist demek. Çekmiş olduğu videolarla, yapmış oldukları ters kelepçelerle gazetecilerin başını eğerek götürmek, halka verilmek istenen, burada söylenmek istenen şey gayet açık. Bunlar gazetecilik yapmıyorlar, işte dezenformasyon yapıyorlar, halkı yanıltıyorlar, işte terör örgütlerine yardım, yataklık yapıyorlar deyip halkı bu şekilde bilgilendirme çabası. Ama biz biliyoruz ki bu arkadaşlarımız gazeteciler ve biz onların gazeteci olduğuna da kefiliz. Hiçbir zaman bir gazeteciye bu şekilde bir muamele yapılmasını biz doğru bulmuyoruz, hoş da karşılamıyoruz. Kim olursa olsun, kim olursa olsun bugün arkadaşlarımızın hepsi Diyarbakır'da, Ankara'da adresleri bilinen insanlar. Çağrıldıklarında gidip ifade verebilecek durumda arkadaşlarımız. Bu tür yapılan eylemler halkı yanıltmaktan öteye geçecek görüntüler değil bunlar. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Gazetecilere değil, hiç kimseye bu şekilde, demokratik toplumlarda hiç kimseye bu şekilde polisin davranmaması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki sorun, devletin, daha doğrusu iktidarın seçimlere giderken daha baskıcı bir rejim yaratmaya çalışması, doğru haberlerin dezenformasyon adı altında gizlenmesi, saklanması, işte unutturma yasasıyla, RTÜK yasalarıyla halkın haber alma anlayışının önüne geçilmesi, doğru haberin önüne geçilmesi, iktidarın istediği tarzda haberlerin yapılmasının önünün açılması. Bu süreci başlattılar. Bunu yavaş yavaş sezmeye başladık. İşte bir haftasında daha onu aşkın gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. Bunun arkası gelecektir. Bu sadece şu anda Kürt medyasına karşı, Kürt medyasında, basında çalışan arkadaşlarımıza yapılmış bir gözaltıdır bu. Ama bu genişleyecektir. Eğer sesimizi çıkartmazsak, biz buna karşı çıkmazsak, bu Türk medyasının tamamına yayılacaktır. Muhalif olan bütün kesimleri kapsayacaktır. Ses çıkartmadığımız sürece, bu işlere, bunlara dur demediğimiz sürece hepimizin başına gelecek bu noktadır. Bunun için ses çıkartmaya davet ediyoruz halkımızı. Özgür basının susturulamayacağını biliyoruz. Deneyimledik çünkü yıllardır deneyimliyoruz. Ne yaparsanız yapın gazetecileri, özgür basını susturamayacaksınız. Gözaltılar, göz altında işkenceler gazetecilere yıldırmayacaktır. Biz yine doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz doğru bildiğimiz, haklı olduğumuz her zaman konularda sesimizi kesmeyeceğiz. Sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz. Özgür basını susturulamaz diyeceğiz ve bunun çabasını da yürütmeye çalışacağız hep beraber.